Merhabalar. Bu videoda Binance Future'da Future sembollerde istediğimiz taramaları yapacağız. Bu taramaları oluşturduğum bot ile yapacağız ve Telegram'a mesaj olarak alacağız. Bu botu daha da geliştirdikten sonra zaten sunacağım herkesin kullanımına. Artık nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum. Şimdi yapmanız gereken şu: Telegram'a mesaj olarak almak istiyorsanız arama yerine et işareti only crypto bot yazmanız gerekiyor ve bota girip başlat tuşuna basmanız gerekiyor. Yoksa bottan hiçbir şekilde mesaj alamazsınız. Telegram ID'mi yazdım, Enter'a bastım. Bana diyor ki hangi periyotlar içerisinde tarama yapmak istiyorsun? Ben diyorum ki 2 saatlikte yapayım, o yüzden 5'e basıp Enter'lıyorum. Büyüktür küçüktür kontrol diyor. Şimdi ben burada İlk başta bir RSI kontrol yaptırayım. Macross ve Macross'a şu an girmiyorum çünkü denk getirmek çok zor. Hani denk gelmez falan, başarılı bir şey, bir sonuç çıksın diye Macross ve Macross'u şu an göstermeyeceğim. Büyük küçük kontrol yapacağım ki hem bileşik filtrelemeyi de göstermiş olayım diye. Şimdi buradan ben RSI kontrol yaptırmak istediğim için 5'e basıp Enter'lıyorum. RSI periyodum 14. Diyor ki kesişim mi olsun yoksa büyüktür küçüktür kontrolü mü? Ben kesişim şu an zaten RSI'deki kesişim yapım aşamasında olduğu için büyüktür küçüktür kontrol yaptırmak istiyorum. O yüzden G'ye basıp Enter'lıyorum. Tekrar diyor ki bana büyüktür kontrol mü yapılsın, küçüktür kontrol mü yapılsın? Ben büyüktür kontrol yapılsın istiyorum. G'ye basıp Enter'lıyorum ve buraya da 55 yazıyorum. Yani RSI'nin, daha doğrusu Binance Futures'taki sembollerde 2 saatlik grafiklerinde RSI 14.55'ten yukarı olanları bana listeleyip Telegram'ıma mesaj olarak atacak. İlk tarama biraz uzun sürüyor çünkü bütün sembolleri tarıyor ama burada filtre daraldıkça daha da hızlanacak tabii haliyle. Bu arada benim geçmişteki denemelerimi de görebilirsiniz. Bakın botu çalıştırmışım. 60'da açmış, stop olmuş. Daha sonra 36'da short açmış. Sonra Isuren stop devreye girmiş derken mesaj geldi. Şimdi bu kadar sembolde RSI 14 2 saatlik grafiklerinde 55'ten yukarıdaymış. Bana diyor ki bu listelediğim liste içerisinde, yani yeni tarama dosyası içerisinde bir tarama daha yapmak ister misin? Evet abi deyip yes'e basıyorum. Y'ye yazıp enter'lıyorum. Ve bu sefer ben bunların içerisinde 1000 dolardan fazla olan coin'leri listelemek istiyorum. Hatta 600 yapalım, 500 yapalım ki arada birkaç tane sıkışsın. Fiyat kontrolü yaptıracağım için periyodun hiçbir önemi yok. Ben rastgele 5'e basıyorum, enter'lıyorum. Cross veya herhangi bir değer kontrolü yaptıracaksak tabii ki periyot önemli. Ben fiyatın kontrolünü yaptıracağım şu an. O yüzden buradan ben büyüktür fonksiyonu seçip, yani 1'e basıp enter'lıyorum ve buraya da 500 yazıyorum. RSI 14 2 saat grafiğinde 55'ten yukarı olan sembollerin içinde 500 dolardan fazla olan sembolleri bana mesaj at dedim ben şu an. Yani filtreyi daraltıyoruz daha da. Evet, bakın geldi. Şimdi bir filtre daha koyalım. Bu sefer de periyodu atlıyorum. Küçüktür kontrol yaptıracağım için küçüktür kontrolü yaptıralım. Cross kontrolünü şu an göstermiyorum çünkü denk gelmez, hem de ufak tefek problemler mevcut. Onu da bugün yarın hallederim. Hatta yine bir güncelleme de bu sonucun içerisinde kaç tane sembol var onu da görelim. Daha iyi olur. Yine fikirleri de açayım. Bu sefer küçüktür fonksiyonu seçip 2'ye basıp enter'lıyorum. 1000 dolardan aşağıda olanlara, hatta şöyle yapalım, 2000 dolardan aşağıda olanlara. Bu liste içerisinde 2000 dolardan aşağıda olanlara bana gösterecek bu sefer. Sadece BCH ve DeFi.
Yani buradaki stratejileri ne kadar daraltırsanız o kadar size nokta atışı, bakın, daraltma yapacak. Artık yestersem yine bir sürü soru soracak. Programı kapatmak için No'ya basıp Enter diyorum ve program kapanıyor. İşlem bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Önerilerinizi, fikirlerinizi bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.